gerçekten var yok, hani rotamızı koyabiliriz çünkü cihazlar yoktu orada. Sonrası... Bu arada çok güzel. Standart kornea nakilleri aslında 20. yüzyılın son çeyreğinden beri yapılmakta olan penetran keratoplasti olarak bilinen standart bir cerrahi. Ancak bu cerrahi son dekatta özellikle ön ve arka lameller keratoplasti olarak teknik açıdan ciddi bir gelişim gösterdi. Biz de hastanemizde hem standart penetran keratoplastiği hem de lameller keratoplastiği uyguluyoruz. Bunda hastamızın sağ gözünde hastalık ikinci evrede iken sol gözünde maalesef son evreye ulaşmış durumdaydı. Burada hastamıza sağ gözüne hızlıca durdurucu tedavi dediğimiz keratokonus hastalığın ilerlemesini durduran ışın tedavisini yaptıktan sonra hastamızı nakil listesine aldık. Ve 3 aylık bir bekleme sürecinin ardından sol gözüne ön lameller keratoplasti tekniğini uyguladık. Bu teknik kapalı sistemle yapılan bir cerrahi olduğu için standart penetran keratoplastiğe göre hastayı cerrahi sırasında ve sonrasında olan akut ve uzun dönem takiplerde birçok komplikasyon ve olumsuz hadiseden aslında koruyor. Çünkü gözün bütünlüğünü bozmadan, tam katman olarak göze açmadan yaptığımız bir cerrahi. Bu sebeple enfeksiyon, göz içi basıncının yükselmesi, kanama ve görme kaybıyla sonuçlanabilecek bir takım olumsuz komplikasyonlar son derece az görülüyor. İkinci bir önemli yararı, uzun dönemde takiplerde takılan dokunun reddini önlemesi bakımından derin ön lameller keratoplasti, penetran keratoplastiğe göre daha avantajlı görülüyor. Hastamız görme seviyesi olarak tanı anında özellikle sol gözünde sadece birkaç metreden parmak sayma seviyesinde görmeye sahipken cerrahi sonrasında görme eşiğinde %70 oranında bir görme keskinliğine kavuştu. Bu bir keratoplasti hastası ve keratokonus hastası için çok güzel bir görme oranıdır. Hastamızın bundan sonra takipleri bizde uzun bir süre devam edecek hem sağ göz hem sol göz için. Bu şekilde Bursa'dan ve aslında Güney Marmara bölgesinden başvuran hastalarımızı kornea polikliniğimizde mümkün olan en kısa sürede randevu vererek muayenelerini yapıyor ve maksimum 3 ay kadar bir bekleme sürecinin ardından da kornea nakillerini yapıyoruz, takiplerine devam ediyoruz. İlk sağ gözünde bu işlemi durdurmak adına ışın tedavisi, crosslink işlemi başlatıldı Ekim ayında. Güzel sonuç da aldım. Normalde 3.80 olan gözlük numaram düştü hatta. Bu benim için çok güzel bir şey. 3 ay sonrasında kornea nakli işlemi gerçekleşti. Doktorumun beni güzel yönlendirmesi sayesinde bilinçliydim yani bu konuda. İşlemin nasıl gerçekleşeceği, nasıl sürecin devam edeceği konusunda gerçekten çok güzel bilgiler aldım. Ve bende panik atak var. En önemli şey bu belki de. Ameliyata narkozsuz girdim. 2-2,5 saatlik bir süreçte ameliyathanede narkozsuz bir şekilde bu işlem altında durdum. Yani hiç bunu almadan, hiçbir rahatsızlık yaşamadan o masadan kalktım. Ameliyat sonrasında, bir gün sonrasında gözüm %30-%40 bandında görmeye başladı. Daha sonrasında da %70 şekilde görüyorum. Şu an gözlüksüz karşınızdayım. Normalde gözlüksüz hiçbir şekilde, yani sol gözüm o kadar etkilenmiş ki hiçbir şekilde göremiyordum. İnsanlarla iletişim kuramıyordum zaten. Tanıdığım karşıma geçse onu bile tanımıyordum. Şu an renkleri canlı görüyorum, insanları görüyorum. İşimin etkilenmiyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Duygusalım. Şu an tedavilerim, işlemlerim devam ediyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Önemli olan geç kalmamak, erken tanı ve organ bağışının önemini çok iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum.